de buraya işlenmiş. Evet. İçeride ve dışarıda bulunuyor. O zaman şimdi biz hasta yatan kişinin resmedilmiş aslında. Ölümsüzleştirilmiş ama evet. Bizim sonradan tahribatçılarımız buraları tahrip etmişler bilinçsiz bir şekilde. Bu insan figürü burada yatan kişiyi ölümsüzleştirmiş. Evet. Şimdi aslında biz çamur dedik ama burası yol üzerinde Köristan. Kör olmuş şehir. Mutlaka Göktepe'ye geldiğinizde geziniz. Biz yine gezintilerimize devam ediyoruz evet. Efendim. Efendim şimdi de gezintilerimize devam ediyoruz. Neredeyiz? Büyülü Baba Türbesi'ndeyiz. Başkanım bu da çok önemli. Veli bir zat türbesi evet, burada. Evet. Nedir Büyülü Baba deyince ne anlayalım? Seyircilerimiz ne anlasın? Efendim Büyülü Baba 13. yüzyılda yaşamış bir Türkmen beyidir. Türkmen hocasıdır. Haramanoğlu Bey'i Balkusan'da otururken 12. 13. yüzyıllarda beyle arası açılmış. Bey'in aslında hocası bu zat. Bey görevden tahrir etmiş, görevden almış bu zatı. Bu Büyülü Baba da gelmiş Fariske'ye, eski adı Fariske, bu Göktepe'ye yerleşmiş. Ömrünü burada tamamlamış. Bir gün beyin vücudunda yaralar çıkmış. O tabipten bu tabibe gitmişler, bir çare bulamamışlar. Demişler ki beye, senin bu derdiğin çaresi görevden tahrir ettiğin, attığın hoca efendi de. Bey de buraya iki tane askerini, atlı askerini göndermiş. Askerler Hoca Efendi'yi alıp zorla götürmek istemişler. Hoca Efendi de buradan hızlı bir şekilde yürümüş ve demiş ki o zaman burada mescidi var. Şu anda yazda da onlar anlatılıyor zaten. Evet. Demiş ki beyninizin derdinin dermanı işte bu çamur. Götürün bundan sürsün demiş ve onlar da böyle bir dışı siyahla kaplanmış bir çömleğe katıp beye götürmüşler. Beyin vücuduna sürmüşler ve beye de iyileşmiş. Bu dilden dile 13. yüzyıldan beri anlatılır ve buraya Mersin'den, Adana'dan, Konya'dan, Karaman'dan, değişik Antalya'dan, değişik illerden derdine derman bulamamış, doktor gezmiş ve derdine derman bulamamış insanlarımız gelirler. Vücutlarının her yerinde yara bere içerisinde gelip burada iyileşip giden insanlarımız var. En son canlı şahidiyim ben olayım. Bizim ismini de vereyim. Karaman İl Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Bülent Bey'in kızının burnunda böyle bir et büyüdü. Doktora aldırdılar, tekrar büyüdü. Buraya ziyarete geldiler. Bir iki gün kadar sabah namazından sonra buraya sürdüler burnundaki çıbana, yaraya ve kayboldu gitti. Şu anda da hiç yok. Burada cilt hastalıklarına, temra hastalığına ve cinsel yollarla bulaşan hastalıklara, yara oluşan hastalıklara iyi geldiği söyleniyor. Biz Hıfz Sağ Enstitüsü'nden bunun tahlillerini yaptırdık. İçinde kalsiyum, demir, kükürt oranları var. Sağlık Bakanlığı'na da, Sağlık İl Müdürlüğü'ne de yazdık. Kısa bir sürede bunun kaplıca yönetmeliğine göre ruhsatını alacağız ve işletmeyi açacağız. Hemen abilerimiz yavaş hem dua ediyorlar ama ben şu Büyülü Baba'nın şifalı çamuruna bir gidelim. Bakalım orada durum, çok da kalabalık var sevgili seyircilerimiz. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Herkesin yüzü, burnu, eli, ayağı ne durumda? Aman Allah'ım. Yüzü çamurları çekeceğim de abi ne bu böyle? Vallahi hanımı görse kaçar ha şimdi. Ne oluyor falan diye. Merhaba efendim, nasılsınız? Kaçıralım diye uğraşıyoruz da. Siz de kaçıralım diye çözüm mü buldunuz? Evet. Merhabalar efendim. Hanımlar da güzellik maskesi olarak kullanıyorlar bunu. Bizim de elimde bir şey yok Allah'a şükür de. Yalnız benim ayağımda bir kaşıntı var. Evet. Özellikle akşama kadar ayakkabı çıkarmayıp da böyle seyahatlerde çok olur. İnşallah ona faydası olur. Bir arkadaş da az önce bende de vardı bu kaşıntı. 3 sene önce sürdüm bu çamurdan geçti dedi. İnşallah ona faydası olursa o yetecek bana. Vallahi çok güzel. Kameraman arkadaşımız da hani ben daha büyük bir yer bekledim ama buradan bakın. Şu anda Seyhan kameraman arkadaşım patlayan suyu, kaynayan suyu gösterebilir. Zaman zaman buradan değişiyor. Abi yanmadı mı surat güneşte falan böyle? Geriyor. Geriyor. Aman Allah'ım. Tam bir vücudunuz dinçleşiyor böyle. Onu bilemem bari göreceğiz. Peki kaç dakika duracağız bu şekilde? Yani yarım saat, bir saat duruma göre. Ama bunun özelliği şu ki güneşi görmeden sabah namazından sonra bir de akşamdan sonra sürüldüğü zaman güneşin etkisi görmediği zaman daha etkili diye söyler büyüklerimiz. Daha etkili güneş ama şimdi de geldik şimdi bir deneyeceğiz. De faydalı tabii ki. Burada aslında sabah namazına kalsın diye yapıyorum ben. Otel de var zaten. Onunla ilgili otellerimiz var. İki tane otelimiz hizmete girdi. Bütün bu şekilde hastalığı olan arkadaşlarımızı şifa çamurumuza bekliyoruz. Bununla ilgili Mehmet amca bir de bunun deyimi vardır halk arasında. Onu söylesin Mehmet dinleyelim. Mehmet amca sizi, nedir bunun deyimi? Şimdi çamur arkadaşım gösteriyordur sizlere. Bizim çocuk. Herkes bakın burada eli ayakları. Bizim çocukluğumuzda der artım eşkin, kılıcım keskin, ben dedemi seven, dedem bana hu dedem hu dedemi bingül diyordu. Ama bu sene pek top çıkmıyor nedense bilmiyorum artık. Evet, hem sıcak kuraklık ama hala pörtlüyor. Evet. Devamlı burada mı bu? Bu değişir. Bazı yani, bir yerden çıkar bazı değişir. Şimdi şurada evet. Su bingür diyor bakın. Evet. Şurada şu şekilde bingür diyor. Bu sürekli böyle bulanık ve şey bir çamurdur, yumuşak. Bunu vücudumuza sürdüğümüz zaman
bir 10-15 dakika sonra gerginleştiriyor ve bayanlar bunu güzellik maskesi olarak da kullanıyorlar. Tam bayanların arayıp da bulamayacağı bir yer değil mi abi? Başkan iyi reklamı yapıyor. Evet, tabii. Yani abi şöyle alalım hocam, madem deyimi de aldık. Arkadaşımız da Demirtaş, eski belediye başkanımız. Maşallah, ne kadar güzel. Evet. İşte şenlik etkinliklerinde her tarafı geziyoruz. Şimdi başkanım biraz yapalım mı? Yapalım. Şu çamurdan. Abi gözlüğümü al. Dedeciğim valla büyülü baba türbesinde şöyle şey yapalım. Bunu yüze süreceğiz evet, mi şimdi? Evet, süreceğiz. Emin misiniz başkanım? Eminim. Şimdi Allah. Kameramanım nasıl oluyor? Bu arada yardım alabilir miyim başkanım? Biraz bana şöyle hani tam bir maske. Devamlı bayanlar yapacak diye bir de biz yapalım. Neymiş bu büyülü babanın? Şimdi düzeldir yumuşak. Süleyman nerededir ki? Şimdi Süleyman kaybolacak. Efendim gördüğünüz gibi büyülü babanın bu şifalı çamurlarından şöyle inşallah tüm belgeleri de alındıktan sonra daha büyük böyle güzelliklerle olacak. Belge müracaatlarını da yaptık. Sürmelendim. Burası hiç kurmuyor herhalde yani biraz azalma olsa da. Ben şurada sıfır alayım. Yok ben vermem mikrofonumu. Tamam. Mikrofonumu verirsem her şey gider. Şurada sürekli bakın çıkıyor. Patlıyor zaten evet. Buradan. Evet. 3 dakika sonra yüzümüze gerilmeler başlayacak. Ve bu bölgeye sevgili seyircilerimiz Göktepe'ye çevreden çok fazla gelen insanlarımız var. Dilden dile yayılmış olan bir dur. Şimdi evet yüzümde böyle bir gerilme hissediyorum. Fakat size tekrar hatırlatalım sabah namazından sonra ve yatsıdan sonra diyelim. Akşam güneş batınca yüzümde müthiş bir gerilme var. Çamurumuzu yüzümüze sürdük. Bakalım ayrıntıları alacağız. Programımız bütün hızıyla devam ediyor efendim. Muhtelif yerlerden çıkıyor mesela. O bölgeden çıkmış, bu mezarın içinden çıkmış, buradan çıkmış. Şu anda da bu beton kapağı delerek içinden çıkmış gelmiş. Ve bu sürekli çok az bir şekilde böyle büngür diyor. Şimdi bazı biraz önceki abinin tekerlemesinde tabii kalabalık bazen gürlüyormuş. Abi bir bakalım istersen onu takip etmiş olalım. Atım eşkin, kılıcım keskin. Dedem beni sever, ben dedemi severim. Hu dedem hu. Şey olarak bir anda şeyi fark ediyor. Bir anda gürlüyor. Şu an yağlı tamam, gibi. Yağlı çamur evet. Yağlı bir tabiriyle çamur. Yağlı çamur. Şimdi arka tarafta da böyle siyahlı böyle sanki yani yer altından çıkıyor ama mesela kamera arkadaşım biraz da ilerleyebilirse siyahlık görüyorum. Ha, evet. Siyah, hani böyle... Şimdi bunun içinde kalsiyum, demir, kükürt, klor, petrol ürünleri olduğu yönünde Hıfzıhan'ın verdiği raporda bunlar yazıyor. Tabii ben kimyacı olmadığım için çok detayını bilmiyorum. Ben size onu vereceğim. Ama yani raporum. Bayağı betonu ya bir delik buldu hani bir sızma. Evet, evet. Bir bakalım. Bak, şu anda çoğaldı bakın akış evet, şekli. Su yine... Çevrede ziyaretçi çoğalınca bu baskıdan dolayı veya da ziyaretten dolayı bu su şurada çoğaldı bakın. Ve bu parmağımı soktuğumda içeri doğru da gidiyor. Beton delinmiş. Evet evet beton delinmiş muhtemelen. Şimdi bakın parmağımı sokunca su taştı. Normalde tamamen şu beton. Anda, evet, şu yani anda gelmiş. Şu anda dolmaya devam ediyor bak. Evet. Bazen yoğunlaşıyor, bazen azalıyor. Evet. Bir çökelim o zaman. Yani o zaman sevgili seyircilerim bu su betonu delmiş. Yani çünkü elinize girdi bayağı. Evet. Önce yüzeyini bir alalım değil mi? Yüzeyini alalım. Önce bakalım. Bir yüzeyini al. Yok bayağı delinmiş. Yani şu an çamur elim bayağı gidiyor. Yani bu... Acaba başka bir şey de çıkar mı diye merak ediyorum ama beton delinmiş ve şu an çıktığı yeri görüyorum. Ellerin köyünde eğlendim kaldım. Çok ilginç. Kaldıralım ama arkasından daha rahat. Tamamen beton delinmiş oradan. Evet. Ve bu su çok basınçlı bir su değil. Evet nasıl yani deldi? Yani nasıl deldi nasıl? Bize yeni gördük tam gidecekken yüzümüzde maske bu şekilde efendim. Buyurun efendim bir deneyelim. Ve bu su çok basınçlı bir su değil. Araştırmalar, analizler yapılmış. Son durum raporu bekleniyor. Bundan sonra bu şifalı çamurdan herkes faydalanabilecek. Artık yeterli herhalde çünkü yeter. Aslında güneş de gördü. Görmemesi lazım. Temizlenip Göktepe'de gezintilerimize devam edeceğiz. Başkanım siz niye böylesiniz? Ha, başkanım. Nazarlığımızı koydum yani. Nazar şöyle öyle artist gibi gezmek olmaz. Biz de şöyle başkanımızın... Evet sağ ol. Bir de Süleyman yapmış olsun. Göktepe Belediye Başkanımızı çamurluyoruz efendim. O da buraya bugün hatırasına bu şekilde hatırlamış. Nasıl oldu? Seyhan oldu mu? Bütün misafirleri çünkü yaptı. Kendi yapılmamıştı. Son dakikada biz de böyle... Güzelleşeceğiz demektir.